Türkiye-Bahreyn Yatırım Fırsatları Toplantısı Giresun Ticaret ve Sanayi Odası'nda gerçekleştirildi. Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Çakır Melikoğlu Başkanlığı'nda gerçekleştirilen toplantıya Giresun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu üyeleri, Bahreyn Türkiye İş Konseyi Başkanı Yardımcıları Ahmet Abdullah Bihindi, İsa Rahim Al Rafeyi, Bahreyn Türkiye İş Konseyi üyeleri Muhammed El Mutavehi, Muhammed El Deleva ve Selahattin Işık, Bahreyn Türkiye İş Konseyi Başdanışmanı Adel Abdullah Ali, Bahreyn Ticaret ve Sanayi Odası Yöneticisi Abdülaziz Al Rafeyi, Bahreyn Ekonomik Kalkınma Ajansı Tanıtım Uzmanı Muhammed El Madani, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı, Giresun Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Murat Alada, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Uzmanı Batu Benli, İş Adamı Fazlı Aydın, İl Genel Meclisi Üyesi Fazlı Derbeder katıldılar. Biraz da çok aydını var. Dördüncü jenerasyon. Giresun'a yatırım yapmanın en güzel şeylerinden bir tanesi de güvenli bir il olmasıdır. The most important thing to invest in Giresun is about the trust. You can trust to invest Giresun. Bu yaşananları güzel edenlerden bir tanesi de havalimanımızın ilimizde 22 kilometre mesafede olmasıdır. Our airport is 22 kilometers far away from our city. It's very close, as you see. Ve deniz limanımızın da şehrimizin içerisinde olmasıdır. And also our harbor is in the center of the city. İnşallah anlatılacaklar ve bazen şeyleri de görürken, hatta ticaretinizi büyütme anlamında, burada yapmış olduğunuz işleri de büyütme anlamında ticaretlerinizi yapabilirsiniz. You can make your trade to improve your trade in this city. Hem ülkede yapılacak olan ticaret illaki o ülkenin yereline göre değil. You can see that you don't have to invest according to that cities or that region's investment opportunities also. Firmaların kendi yapmış olduğu işleri de buraya taşımasıyla veyahut da şubeleşmesiyle gerçekleşmektedir. And also the companies, foreign companies can invest according to their trades in their own countries. Bilimizin en güzel avantajlarından bir tanesi de. One of the most important advantages of our city. Gürcistan, Rusya, Azerbaycan, Ermenistan ve çeşitli ülkelere sınır olmamızdır. Is being closer and having border with Georgia, Russia, Armenia and some other countries. İlimizden çok rahat bir şekilde ihracat yapılabilir. Bahreyn Türkiye İş Konseyi Başkanı Yardımcısı Ahmet Abdullah Bihindi, Giresun'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek Giresun'un doğal güzellikleri, denizi ve misafirperverliğinden etkilendiğini, bu imkanı tanıdıkları için başta Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Çakır Melikoğlu olmak üzere Giresun Ticaret ve Sanayi Odası yöneticilerine teşekkürlerini sunduğunu belirtti. Bizi buraya davet eden Giresun Ticaret ve Sanayi Odası'na ve benim bu konuşmayı yapmaya vesile olanlara da teşekkür etmek istiyorum. Yapılan konuşmaların ardından Bahreyn'de var olan yatırım olanakları ile ilgili bir sunum gerçekleştirildi. Ardından Giresun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Sistemleri Temsilcisi Burcu Akkaya Giresun tanıtım sunumunu yaptı. Some basic indicators about our city. The population of Giresun is 429,908. Giresun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu üyesi Emine Fatoğlu Topkaya Giresun'da turizm konulu sunumunu yaptı. We don't have enough number of hotels of any other accommodation type. So if you want to really invest, if you want to do business, you can invest on hotels or tourism business. We don't have enough number of travel agencies as well. I do apologize. Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı Giresun Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Murat Alada ise yatırım teşvik sisteminde Giresun ve Giresun'a yatırım olanakları isimli sunumunu yaptı. Also in the other sectors, not just tourism, for example, I mean, if you like to invest in machinery or other sectors also. TKDK uzmanı Batu Benli ise İPART ve Giresun üzerinde tarım ve kırsal kalkınmayı desteklerini anlattılar. Signed with authorities, it's important, up to 500,000 euros and up to 1 megawatts. I want to show you the facilities that supported from our...